Merhaba arkadaşlar, Mehmet Yamaha YBR için 1500 liraya mont eldiven istemiş. Ben uygun bulduğum ama kışlık özellikle çıkarttım. Mont eldiven örnekleri çıkarttım. İki tane farklı kas çıkarttım. Hani kas da isterler, buna bir kas katmak istersek ne kadara mal olur onu da görmeniz için. Açıklama kısmında zaten fiyatlarını yazıyorum arkadaşlar. Magna Mountain bence bu sana iyi gelecektir Mehmet. Neden? Çünkü hani hem kışlık, yazında kısmen giyilebilir, biraz terletir bir mont. Bu hani 3 mevsim giyilir, rahattır. Kol ayarlamaları var, kolunda cırt cırtları var. Ve işte hani önü hem cırt cırtlı yapılmış hem fermuarlı şekilde yapılmış. Boynunda böyle ayarlanabilir bir tane ne denir? Boyun yeri var. Boynunun kalınlığına göre ayarlıyorsun. İçinde astarları var. Astar yağmur ve sıcak tutması için yapılan termal bir astardan oluşuyor. Çıkartınca yazın da giyilebilir. İçi file dokudan oluşmuştur. Bu file doku seni yazın rahatlatacaktır ama dışarıdan hani çok fazla hava alabilen bir mont değil. Ancak şu kısımları biraz açtığın zaman, yani şu ne denir? Yanda fermuarlı kısımları var. Onları açtığın zaman seni rahat ettirebilecek şekilde yapılmış bir mont. Arka tarafında bir tane yumuşak sırtlığı var. Tabii ki omuz ve dirsek korumaları var. Dirsek ve omuz korumaları ICE onaylı. Omzunu da tekrar şöyle bir cırt cırt yapmışlar. Hani omuzu çekme yapmasın ve işte hani buradan biraz daha şöyle yaptığınız zaman sıkıştırabilin diye. Belki omuzu dar arkadaşları düşünmüşler bunu yaparken. Ya da hani çok fazla itme yapmasın da şurasında çok fazla açılma olmasın diye yapmışlardır. Dediğim gibi burada aynı zamanda cepleri var, altında cepleri var, yan cepleri var. Belinde belinize oturtabilmeniz için şöyle tokalı ve bantlı bir sistem yapmışlar. Tabii ki altında tekrar çıt çıt ve fermuarlı şekilde kapanıyor. Bu astarlar da fermuarlardan açılıyor ve çıkartılıyor. İç tarafı dediğim gibi file doku, alt tarafı biraz daha koruması için uzun YBR, yani dik oturuşlu motosikletler için yapılmış. Yani YBR için diyorum, tabii ki dik oturuşlu bütün motosikletler için bu olabilir. Rahattır, altınıza kıvrılır, oradan soğuk girmesini engeller, belinizi iyi tutar. Eğer ki uygun fiyatlı Venom, Spin veya işte Magnum'un Sunrise modellerinden alırsanız onlar tamamen yazlıktır. Yazlık modellerden almak istiyorsanız fiyatlarını ben tekrar açıklama kısmına yazacağım. Şimdi eldivene geçelim. Eldivenler de şu şekilde. Bu mesela Modeka'nın bir modeli. Modeka Bali diye geçiyor. Neleri var? Neden bunu sunuyorum? İlk önce onu söyleyeyim. Bu gerçekten korumalı bir eldiven. Bu da şöyle diyebilirim. Yazlık baharlık diyebilirim. Ama hani tamamen bir yazlık, bir bez eldiven kadar geçirgen rüzgar içine almıyor. Yani baharlık ama yazın terletecektir. Yani o yüzden yazlık eldivenler de çıktım. O yüzden hani Magna ile beraber, hani bu 3 mevsimlik mont dedim ya, bununla beraber de hani diğerlerini de öneriyorum. Magna Sunrise, başka neydi? Venom Spin. Yani Venom Spin de gerçekten yazlık ve iyi modellerden. Modeka Bali'ye gelelim. Bilek korumaları gayet iyi yapılmış. Özellikle şuralarındaki bilek korumaları gayet iyi yapılmış. Şuralarında baş parmağı korumaları var, şu iki yanında yumruk ve eklem yeri korumaları var. Gerçekten iyi, yüksek bilekli ve cırt cırtlı şekilde bileği kapanan bir model. Her tarafında koruma içeriyor ve yazlık baharlık denebilecek model. Ama yazın belirli aylardan, yani belirli sıcaklıktan sonra bu sizin elinizi terletecektir. Ondan sonra daha önceden de tanıttığım, bunlar da yeni gelen Skoyko'nun MC57'leri. Bunlar tamamen yazlık. Yazlık eldivenleri biliyorsunuz tamamen geçirgendir. Tamamen delikli ve fileli bir yapısı vardır. Ve bunun işte bilek koruması gayet iyi. 3 tane böyle ayrı kısımlarını, hem bileğin üstünü, altını ve ortasını koruyacak şekilde yapılmış. Şöyle 3 tane bilek koruması var. Yüksek bilekli değil, yine cırt cırtla kapanıyor. Yumruk koruması var, eklem yeri korumaları var, baş parmağında koruma var, körük mekanizması var. Bu da gayet iyi yazlık eldivenlerden bir tanesi. Bir tane daha var. Yani sen 1500 lira dediğin için hani işte 1000 lira civarlarında monta ve işte hani 300 lira 500 lira arası da bir
eldiveni ayırmanı, ayıracağını düşünerek tanıtıyorum bunları. Skoyko H2 out bunlarda, Speedy H2 out, Skoyko nereden çıktı? Skoyko'yu daha önceden tanıttık. Bu da Speedy H2 out, bu rüzgar geçirmez, kışlık bir eldiven. O yazlıktı, bu yarı yazlık diyebilirim. Bu da tamamen kışlık. Eklem yeri korumaları bunun yumuşak, bilek koruması yumuşak. Ve hani tamamen aşınmaz 600D kumaştan yapılmış bir eldiven. İçi de teri emecek şekilde yapılmış, özel bir yapıya sahip. Şöyle, bunları da şöyle gösterecek olursak şu şekilde bir. Mehmet doğrudan hani YBR için 1500 liralık mont eldiven istemişti. O yüzden de kaskı sonraya bıraktım. Belki hani bunlarla beraber kask tanıtır mısın diyen arkadaşlar olacaktır. Next S200'ü tanıtmıştım daha önceden. Bunu öneriyorum. Bunun hani ne gibi detayları var? Tabii ki hani geniş bakış açısı var. Bir tane şuradan açılır. Güneş vizörüne sahip. Burun pedi, çene pedi var. Mikrometrik bir bağlantısı var. Boyun pedleri iyi oturuyor. Önde hava alabilir kanalı var. Üst havalandırma kanalı şuradan açılıyor, şuradan arka hava çıkış kanalları var ve bunun ağırlığı 1525 gramlık bir kask. İkinci kask önerim de şu olabilir. Bu da Ereski'nin FF320 Evojink reflektörlü kapalı kaskı. Bu Stream Evo diye geçer. Bu da 1500 gram civarında bir kask. Geniş bakış açısı bunda da var. Burun pedi, çene pedi var, mikrometrik bir bağlantısı var. Bunun da boynu gerçekten iyi oturuyor, boyun pedleri gerçekten iyi oturuyor. Hani birinci olarak bu, ikinci olarak Next S200'ü önerebilirim. Tabii ki hani ön havalandırma kanalı gerçekten iyi, üst havalandırma kanalı gerçekten iyi. Arka hava çıkış kanalı da gerçekten iyi yapılmış. Üst hava kanalları elle idare ediliyor, ön hava kanalı da idare ediliyor, elle idare ediliyor. İç yapısı da gayet mükemmel ve iyi yapılmış. O yüzden hani benim önerimdir. Altına ProEl dizlik alabilirsiniz. Ama benim önerim dizlik yerine bir tane korumalı kot almanız. Yani dizinde, kalçasında özel korumaları olan bir yapıda bir kot almanız. Aynı zamanda Kevlar içliği oluyor biliyorsunuz. Tek 90 pantolonlarını öneriyorum ben de. Tek 90 pantolonlarını önerdiğim zaman arkadaşlardan bir tanesi şey demişti. Teç diyormuşum, tek 90 demeliymişim. Sağ olasınız, çok teşekkürler. Tek 90 kotlardan daha önceden de çok tanıtmıştım. Şu anda da fiyatları bayağı yükseldi. Ama hala bence uygun çünkü içinde Kevlar var, kalça koruması var, özel bir dikişe sahip, kolay parçalanmayan, asfalt sürtünmenizi de vücudunuzun yanmasını engelleyen, çarptığında da sertleşen korumalara sahip. O yüzden güzel bence. Altına Rockwell bir bot alarak veya işte TCX'in bir botunu alarak, uzun veya kısa, onu tamamen size bırakıyorum. Ama hani kaval kemiğini tamamen koruması için biliyorsunuz uzun bot şart. Uzun bot alırsanız daha fazla koruyucu olacaktır. Botların birçoğunda zaten bilek koruması, topuk ve burun koruması var. ImpactTech yazanların altında özellikle kaydırmaz bir yapı var. Yani mazotta ve yağda kaymayacak şekilde yapılmıştır. Hani bu gerçekten gerekli mi? Yani kısmen benzinciye uğradığımız zaman bazen yolda da hani yağ veya şey olabiliyor. Hani tamamen tercihe bağlı. Kaydıran, kaydırmayacak diyenler de belli bir süre sonra belki yani çok fazla yağ varsa belki kaydırabilir. Onun tam testini bilmiyorum tabii ki. Yani şöyle diyebilirim. Rockwell'in herhangi bir kafe botunu alarak, onlar da biliyorsunuz hani bilek korumalı, işte burun ve topuk koruması var. Kafelerden bir tanesini alabilirsiniz veya sert olan kumaşlardan alabilirsiniz. Önü bağcıklı olmasına rağmen onlar böyle cırt cırt mekanizmalı oluyor. Benim de hoşuma gidiyor onlardan. O yüzden hani onları tercih ediyorum, onlara öneriyorum. Hani ben bu şeylerle bir kombin oluşturdum aslında. Mehmet hani 1500 liraya kadar mont eldiven istemişti. Ben böyle bir kombin yaptım. Hepsini tanıttım. Önerim olacak tabii ki buna hani siz karbon fiber bir kask alabilirsiniz. Veya işte Shoei GT Air gibi hani dik oturuş pozisyonlarına da uygun, touring motorlara da uygun bir tane. O da çok sağlam değil mi? Hangisi? Touring motorlarına da uygun bir tane kask alabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ben hani ortalama bir böyle şey yaptım. Hani eldivenler çıkarttım, bir tane mont çıkarttım. Başka mont önerileri yaptım. Açıklamaların hepsinde de fiyatını yazdım. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.